Avam ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Avamili bir gibi diyoruz. Avamili bir gibi, yani İmam Birgivi'nin yazmış olduğu Avamil adlı kitap. İmam Birgivi Osmanlı zamanında yaşamış. 1500'lü yıllarda yaşamış bir alim, bir kaz asker, askeri hakim. Bir sürü kitabı var. Yani 30 tane kitabı var desek yeridir, belki daha fazla. Nahive dair yazmış olduğu meşhur eserlerden birisi Avamil'dir. An itibariyle ona bakmaktayız. Avamil, nahve bir giriş. Tabii nahiv nedir? Nahiv, Arapçada kelimelerin sonlarıyla ilgilenen bir ilim. Bir dil bilgisi kitabı. Kelimelerin sonlarıyla, sondaki hareke durumu, harf durumuyla ilgilenir. Sarftan bu yönüyle ayrılır. Sarfta ne vardı? Kelimenin vezinleri vardı. Ana esas itibariyle. Mesela direkt yazıda bulunan Elhamdülillahi, oradaki elhamde bakalım. Elhamd kelimesindeki ha'nın fethalı olacağı, mimin cezimli olacağı, bunlar sarfın işi. Sarfta bu geçer. Niye? Masdar gayri mimidir bu. Hamide yahmedu hamdun masdar gayri mimi olur. Dolayısıyla ha da fetha, mim de sükun olacak. Dala sıra geldiği zaman dalda zamme mi olsun, esre mi olsun, fetha mı olsun, ne olsun, burası nahivin işi. Sarf oraya karışmıyor. Sarf ilmine sorduk. Sarf ilmi bu kelime cümle başında olduğundan, İşte şu şu gerekçelerden dolayı zammeli olacak, ötre olacak diyor. Ardından lillahi geliyor. Lillahi'de de lafzatullahın son harfi işte ha harfi, zamir değil, ha harfi. Esre olacak. Bu yine nahivin işi. Nahiv kelimenin sonlarıyla ilgilenirken sarf kelimenin sonuyla ilgilenmiyor. Sonun dışındaki yerleriyle ilgilenmekte. Nahive bir giriş, yani nasıl ki sarfa girişte Emsile'yi okuduk, bir giriş kitabıydı Emsile, ilk adımdı. Nahive'in de ilk adımı olarak Avamili Birgivi, bu Birgivi'nin kitabı, işte Avamil adlı kitabı görmekteyiz. Kitapta temel şeyleri öğreneceğiz, bir şema göreceğiz. Şematik haliyle kitabı ezberi bilinmesi, ezber yapılması ve anlamak gerekiyor. Sadece ezberde değil, anlamak da gerekiyor. Hem ezber yapılmalı hem anlaşılmalı Avamil adlı kitap. Daha sonra Avamil biraz kapalı olduğundan, daha sonra bunun şerhi niteliğindeki izhar, yine İmam bir gibi yazmış. İzharı okurken daha geniş olarak anlayacağız. Buna göre Avamil nahve bir giriş, izhar orta seviye Arapça diyebiliriz. Nahiv için orta seviye. Kafiye, yani adı üstünde kafi derecede nahiv. Molla Cami var. Molla Cami biraz daha üst düzey diyebiliriz. Üst düzey Arapça. Molla Cami'nin üzerindekiler zaten artık uzmanlık için Arapça diyebiliriz. Buna göre kitaba başlayalım. İmam Birgivi hakkında çok geniş bilgi anlatmayacağım. Avamil hakkında da çok geniş bilgi anlatmayacağım. Vermiş olduğum linkte, indirdiğiniz dosyada zaten Avamil hakkında sayfalarca yazı var. Orada sayfalarca yazı varken benim de uzun uzun konuşmam yersiz olacaktır. Şöyle bir iki dakikalık konuşma yaptık. Kitabın adı Avamil. Kitapta ne yazıyor? Metnu Avamil. Avamilin metni. Avamil kelimesi tabi amile kökünden amilun gelir, isim fail. Müennesi amiletun. Avamil de onun cemi mükesseri olmakta. Avamil nedir? İsim fail, cemi mükesserdir. Avamilu, nevasiru gibi. Buna göre amiller demektir. Amiller, çoğul bir kelime. Amil ne demek ki? Leri anlayayım. Amil etken demek, etkide bulunan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile kitabı okumaya başlıyoruz. Elhamdü. Daha önceden de geçtiği üzere, yani kelimelerde birazcık durarak başlıyoruz. Elhamdü kelimesinde ne var? Eliflam var, ama daha buraya gelmeden kitabın ilk haşiyesinde,
Yani üzerinde numara bile olmayan her şeyde. Benimkinde bir numara yok en azından. Belki sizinkilerde vardır. Bir rakam, sayı yok. Şöyle yazıyor. Cera iadetul ulema'i ala beyani seb'ati eşyain fi evaili kutubihim ve erba'atu minha caizetul istimal ve hiye ismul kitab ve fennul kitab ve ta'dadu fusul ve tebyinul garas. Ve selasetül baki minha vacibetül istimal ve hiye besmele hamdele salve. Ulemanın adetidir bir kitaba başlarken kitapların evlerinde şunları saymak, sıralamak ulemanın adetidir. 7 tane şey vardır. Bunları beyan etmek, kitapların evlerinde bu 7 şeyi beyan etmek ulemanın adetidir. 7 şeyden 4'ü caiz, 3'ü vaciptir. Caiz olan dört şey ne? Kitabın ismi. Söyledik. Avamil. İki, kitabın hangi ilme ait olduğu. Söyledik. Nahiv alanına bir kitap. Şu ana dek hep sarf okuduk. Emsele, bina, maksut, izzi hep sarfın kitaplarıydı. Şimdi nahiv alanına geçtik. Üç tane adı fusul yani fasıllarının, bablarının sayısı ana kategori olarak kaça ayırabilirsin? Üçe ayırabiliriz. Birazdan ayrılacak. 4. Tebyin-i garaz yani maksadı beyan. Maksadımız şu, kelimelerin sonlarına doğru harekeyi, doğru irabı verebilmek. Sonlardaki hareket düzenini koruyabilmek. Vacip olan 3 şey var. Besmele, Bismillahirrahmanirrahim dedik. Hamdele ile salvele birazdan gelecek. Hamdele, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salvele ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve alihi ecmain olmakta idi. Bir yani başlangıç kitabın başlangıcındaki haşiyede böyle yazmakta. Şimdi bir numaralı haşiyeye geldik. Elhamdü kelimesinde ne var? Elif lam var. Elhamdü. Bu elhamdü her ne kadar hamd kelimesinin bir isim olduğuna alamet olsa da ismin alametidir. Kelimede elif lam varsa o kelimenin isim olduğuna alamettir elif lam. Tabi her yerde değil. Elhâkı muttekâsurdaki elhâ yulhî, elhâ elheye, elheve ifal babının elif ve lam olmakta. Yani hemze ve lamı diyelim. Zâit olarak bir kelimede elif lam bulunuyorsa ne olur? Onun isim olduğunu gösterir. Başka marif olduğunu gösterir. İyi de hala başka diyebiliriz. Bir numaralı haşiyede bunlar anlatılmakta. Ellamu fihi. Elhamdeki lam harfi imma ya lil cinsi cins içindir. Vehiye o da ellamu lam elleti öyle lamdır ki uşira biha ila mefhumu menkuliha diye devam ediyor ama buradaki anlatımları yani buradan kısaca okumaktansa daha geniş olarak sizlerle paylaşacağım. Elif lam hakkında geniş bilgi, harfi tarif, elif lam iki şeye ayrılabilir, üç şeye ayrılabilir. Bununla alakalı geniş bilgi vereceğiz ileride. Ne kadar ileride bakalım. Hani izharda kesin vereceğiz. İzharı geçmemeyi planlıyorum. Elhamdü bütün hamdler kim içindir? Lillahi Allah içindir. Allah'a ait. O Allah ki Rabbil alemine, alemlerin Rabbi olan. Rab kelimesi Rabbe yorubbudan, Rabbun mastar gayrimimin muzaen fiil olduğu açık. El alemine kelimesi cemi müzekker salime mulhak idi hatırlayalım. Tam hatırlamıyorum binada mı maksutta mı? Müfret, tesni, cemi, işte cemi müzekker salim, cemi müzekker salime mulhaklar, cemi müennesler, cemi mükesserler buna dair bir konu işlemiştim. Orada alemine değinmiştik. Ve salatu salat. Salatın üzerinde 3 yazıyor benim kitapta. 3'ü aradım, buldum. Ya salatu salat fil lugati. Lugatta nedir? Eddua'u duadır. Neyle dua etmektir? Bil hayri. Hayırla dua etmektir. Yani sadece dua değil, hayırlı duadır. Beddua değildir salat kelimesi. Sadece dua çünkü hayırla da şerle de olabilir. Ama ve salatu La tekunu illa bil hayr. Salat kelimesinden maksat, ondaki dua sadece hayırlı olur. Sümme sonra enneha veya inneha iza uzife ilallahi salat kelimesini Allah'a izafe edersek tekunu manaha o salatın manası olur ne olur? Errahmete rahmet olur. Acımak yani Allah'ın rahmeti, acıması, merhameti. Ve izâ uzîfe illel melâiketi melekler izafe edildiği zaman tekûn olur manaha dalebel istiğfar.
istiğfar istemek, bağışlanmayı dilemek manasına gelir. Meleklerin kişinin bağışlanması için dua etmesi. Veylel müminine, müminlere izafe edildiğinde el-dua bil hayr, hayırla dua etmek olur. قال المفسرون في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Müfessirler bu meşhur yani çoğu kişinin herkesin bildiği ayette. Salat için minallahi teala Allah'tan yerhamu Allah'tan rahmet dilemek manasına geliyor. Acıması en nebiye nebiye diye anlatım devam ediyor. Sonuçta daha önce maksutta veya izzide geniş olarak ele aldığımız gibi salat kelimesi Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua, peygamberlerden şefaat manasına gelen bir kelimedir. Ve selamu selam, selam da dünya ahiret sıkıntılarından eminde olmak, güvende olmak idi. İşte salat ve selam bunlar kimin üzerine olsun? Ala Muhammedin Muhammed üzerine olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed, Hammed'e, Muhammed'ü tahmid, Muhammed nasıldı? Muhammedun, Muhammedun. İsim meful kalıbı tefel babından çok övülmüş manasına geliyordu. Bunları hızlı geçiyorum daha önceden işlediğim için. Ve alihi, alihi kelimesindeki alihi, aslı ehlün bunun. Ha hemzeye kalp edilmiştir. Ehlün, alihi. Bunun da açılımını daha önceden daha da geniş olarak anlatmıştık. Ecmaîne hepsinin üzerine olsun. Giriş yapılmış oldu böylece ve ba'du sonra. Bu ba'du'yu da daha önce yine geniş olarak anlattık. Hep daha önce diyorum ama geçti yani. Ve ba'du yani ba'del hamdi, ba'del besmeleti, ba'del hamdi, ba'del salveleti, ba'del selam. Bunlardan sonra besmele, hamdele, salvele, selamdan sonra. Ba'du bunlardan sonra. Fa'lem sen bil, alime ya'lemuden emir hazır. Sen bil ki ennehu şan, yani dikkat. La budde şüphesiz ki gerekir. Kim için? Li kulli dalibin, her öğrenci için gerekir, her isteyen için. Neyi isteyen için? Neyi isteyen için? Ma'rifetel i'rabi, İrabı öğrenmek isteyen için. Burada iki şekilde okumak caiz. Bilmiyorum sizin kitabınızda öyle yazılmış mı? Benim kitapta ma'rifete, ma'rifeti iki şekilde de hareket verilmiştir. Yani buradaki ma'rife kelimesini iki şekilde okuyabilirsin. T'nin fethası veya T'nin essesi ile okunabilir. Bu da neye bağlı? Sağındaki talip kelimesine bağlıdır. Talibin dersen yani tenbin okursan bu durumda ma'rifete diyeceksin. Tekrar edelim. Dalibin diye okursan yani tenbinli okursan bu durumda ma'rifete te diyeceksin. Mef'ul oluyor çünkü ma'rifete. Lakin dalibin değil yani tenvinsiz olarak sadece bir esre ile dalibi esre ile dalibi yazarsan yani temin yoksa bu durumda ma'rifeti demek gerekiyor. Muzafun ileyh oluyor. Ma'rifeti oluyor. Sonuç olarak dalibin kelimesini tenvinli olarak iki esre de verebilirsin veya tek esre de verebilirsin. Bu durumda marife kelimesini fethalar veya esrelersin. Birbiriyle alakalı bu kelimeler. Ben şu anda likulli dalibin diye okudum. Dalibi de diyebilirim de dalibin deyip geçiyorum. Likulli dalibin her öğrenci için gerekir. Ney? Marifetel i'rabi. İrabı öğrenmek gerekir. Herkesin irab bilmesi gerekir. Bunu da min marifeti mi'eti şeyin. 100 şeyden irabı öğrenmesi gerekir. Mi'e 100. Ma'rife bilmek, öğrenmek. Min ma'rifeti mi'eti şeyin. 100 şeyden irabı bilmesi gerekir her öğrencinin. Bu 100 tane şey deneyin nesi? Sittune 60 vardır. Minha o yüzden.
isimlendirilir o 60 şey neydi ya? Amilen amildi. Eski basım kitaplarda Situne'nin altında 7 gibi bir işaret var. Situne'nin altında. Aynı işaret Tüsemma'nın altında da var. Yani Tüsemma nereye raci işaretle belirtilmiş olur. Tüsemma o 60 şey isimlendirilir. Amilen amil diye. Tüsemma meçhul fiil. Semma yüsemmi, tüsemmi olacaktı ama Tüsemma olmuş. Meçhul fiil. Ve selasune ve 30 tane şey de minha o yüzden olan o 100 maddeden 30'u da tüsemma isimlendirilir. Ne isimlendiriliyor? O 30 şey. Ne diye isimlendiriliyor? Ma'mulen ma'mul. Tüsemma'nın altında 8 işareti var. Selasune'nin altında da 8 var. Buradaki 8 neyi temsil ediyor? Temsil ettiği şey tüsemma nereye raci? Yani tüsemma isimlendirilir. Ne isimlendirilir? İsimlendirilen şey nedir? Selasune yani 30 şey isimlendiriliyor. Ne diye? Ma'mulen ma'mul diye. 100 tane maddemiz var. Önemli. 100 maddenin 60'ına amil diyeceğiz. 30 tanesine ma'mul diyeceğiz. Yaptı 90. Geriye kaldı 10. Ve eşaratun de 10 tane de madde vardır ki minha o yüzden 100 maddenin 10 tanesi de tüsemma isimlendirilir. Ne diye? Amelen, amel diye yani iş diye ve i'raben ve i'rab diye isimlendirilir. Şimdiki tüsemmanın altında 5 var, yuvarlak işaret var. Eşaratun kelimesinin de altında 5 var. Yani tüsemma isimlendirilir de neyi isimlendiriyorsun? Eşaratun 10 madde isimlendiriyorum. Amelen ve i'raben. İster amel de ister irab de ama irab kelimesi daha yaygın olarak kullanılmakta. İrab diye isimlendirilir. Buna göre 100 madde vardır avamilde. 100 madde işleyeceğiz. 100 maddenin 60'ı mamul. 30'u daha doğrusu 60'ı amil. 30'u mamul. 10'u İrab. İlk ezber konusu bu. Avamil 100 maddeden oluşur. Avamilde 100 tane madde vardır. Sittune minha tusemma amilen. 100 maddenin 60'ını amil diye isimlendireceğiz. Ve selasune minha tusemma ma'mulen. 100 maddenin 30'unu ma'mul diye isimlendireceğiz. Ve eşaratun minha tusemma amelen ve i'raben. 10 maddeye de irab diyeceğiz. Feübeyyinu ben beyan edeceğim leke sana. Ey öğrenci sana beyan edeceğim, anlatacağım. Biiznillahi Teala, Yüce Allah'ın izniyle anlatacağım. Neyi? Hazi selasete, şu üç şeyi yani amil, mamul, irabı bu üç şeyi sana anlatacağım. Ne üzere? Ala barikil icazi, icaz üzere. Barik yol demek, icaz veciz yani kısa demek. Kısa bir yol üzere kısaca anlatacağım. Çok detay yok. Detay için ne yapalım? İzhara bakalım. Oraya yönlendirme var. Ala darigil icaz. İcaz kısa demek dedik. Veciz demek dedik. Nitekim veciz adında kitap vardır. El veciz fi usulil Abdülkerim Ez-Zeydan'ın Usul Fıkıh kitabı. El Veciz fi Usulü'l Fıkıh. Usul Fıkıh'a dair yazılmış veciz yani kısa bir kitaptır. Özlü bir kitaptır. Çok fazla ayrıntı yoktur. Fi selaseti ebvabin. Bunu sana kısa yol üzere anlatacağım ama onu da fi selaseti ebvabin 3 bapta anlatacağım. 3 bap, 3 ana bölümü ayırarak. Elbabul evvelu birinci bab ne hakkındadır? Fil amili amil hakkındadır. Amil etken. Elbabu sani ikinci bab ikinci konu da fil ma'muli ma'mul hakkındadır. Ma'mul yani ne diyelim edilen diyebiliriz edilgen durumdaki. Salisu üçüncü babta fil i'rabi i'rab hakkındadır. İ'rab da sonuç olmakta. Amil etken, mamul etkilenen. İ'rab ortadaki etki, eser, sonuç. Elbabul evvelu birinci vaat ne hakkındadır? Fil amili amil hakkındadır. Ve o amil de ala zarbeyni iki kısım üzeredir. İkiye ayrılır.
Lafziyun ve maneviyun. Zarbeyn, gısmeyn yani iki kısım üzeredir. Zarbeyni, gısmeyni demektir. İki kısım üzere ayrılır, iki kategoriye ayrılır. Lafziyun ve maneviyun. Birincisi lafzidir, ikincisi manevidir. Lafzi telaffuz edilebilen, yazıda görebildiğin, okuyabildiğin, telaffuz edebildiğin şeydir. Manevi, gözünle göremediğin, göremediğin için okuyamadığın, telaffuz edemediğin şeydir. Fellafziyyu, lafzi olan da ala kısmeyni iki kısım üzeredir. İkiye ayrılır. O da nedir? Semaiyyun ve kıyasiyyun. Bir tanesi semaidir. Semai, Araplardan işitmeye bağlı. İşiterek öğrenilmiş. Ve kıyasiyyun, ikincisi de kıyasidir, yani kurallıdır. Fessemaiyyu, semai olan, işiterek öğrendiğimiz şeyler, tis'atun ve erba'une, 49 tanedir. Ve enva'uhu ve onun nevileri, çeşitleri de hamsetun, 5 tanedir. Enneb'ul evvelü, birinci nevi. 5 nevi var dedi. Birinci neviden başlıyor. Enneb'ul evvelü, birinci nevi. Hurufun, bir takım harflerdir. Öyle harflerdir ki tecurru cer ediyor ismen vahiden tek ismen vahiden fakat sadece tek bir ismi ismen vahiden bir ismi fakat sadece bir ismi cer eder harfi cerler. İki tane ismi birden cer etmezler. Fakat kelimesinin üzerinde ne yazıyor? 7 yazıyor. Y'ye baktığında elfa fihi cevap diye bayağı bir anlatım var. Fakat kelimesi aslında kaddu. Bazen şedde tahfif edilir. Bu durumda kal kalır. Yekfi manasındadır. Bir isim fiildir. Sükun üzere mebnidir. Kal kelimesi. Fe ise mahzuf şartın cevabı olduğu için kat ismine bitişti. Veya kelamı güzelleştirmek için bitişti. İki şeyden dolayı bitişmiş olabilir. Mahzuf şartın cevabı olduğundan bir cevap yani bu veya da kelamı güzelleştirmek için eklenmiştir. İsimlendirilir ne? O harfler ne diye? Huruf el cerri cer harfleri diye ve huruf el izafeti ve izafet harfleri diye. Huruf el cerri cer harfleri denilir çünkü cer ediyorlar. Huruf el izafeti izafet harfleri denilir çünkü mutallakının manasını mecruruna ulaştırıyor. Mutallakının manasını mecruruna ulaştırdığı için kendisine izafet harfleri de denir. Vehiye o harfler nedir? İşrune 20 tanedir. El evvelü burada kaldı. Bir giriş yapmış olduk böylece. İşlediğimiz derste alakalı bir şemamız var. Şemayı da videonun hemen sağında bulabilirsiniz.